Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. İsrail ile Filistin arasındaki savaşa uyandık birkaç gün önce ve şimdi ben biraz bununla ilgili 3 ayrı haritayı izlediğim için, İsrail'in kuruluş haritasını, Filistin haritasını izlediğim için bunlarla ilgili bazı notlarımı paylaşacağım sizinle. Özellikle de öğrencilerim için haritalar bulunduruyorum ki bu haritalar üzerinden detay vermeye gayret ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Nostradamus'un bir kehaneti 2023 yılı ile ilgili 7 ay sürecek savaşla ilgiliydi ve biz pek çoğumuz ben de dahil Ukrayna-Rusya savaşının geçen yıldan bu yıla çok uzun sürmeyeceği şeklinde yorumladık bunu. Fakat bu 7 ay sürecek savaşı, en az 7 ay sürecek savaşı aslında şimdi Filistin ve İsrail arasında olma olasılığını değerlendiriyoruz. Çünkü öyle bir harita bütünlüğü ortaya çıkıyor ki sanki İsrail bugün yeniden kuruluyor gibi. Çünkü ilk kuruluş haritasına da benzer bir gökyüzü var. Pek çok liderin hem İsrail'de hem de Filistin'de pek çok liderin ileri gelenlerin haritaları şu ara sıkıntılı. Ülke haritaları da sıkıntılı her iki tarafın. Yani öyle ki işte Benjamin Netanyahu'nun ve aynı şekilde Mars'la Plüto karesinin, bu Netanyahu'nun güneşine kare yapışı gibi pek çok detayı ben şimdi haritalar üzerinden sizlere ulaştıracağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, son 20 yıla yakındır Arap dünyasıyla İsrail'in çatışmalı düzenini ve bunların günlerini notlar halinde bir şekilde kendimi biriktiriyorum. Ama bununla ilgili hani böyle bir yayın yapacak nitelikte, bir kitap hazırlayacak nitelikte değil. Çünkü bunun bir süreyenliği, başlangıç bitiş noktası belirsiz halde. Ben bu işin son 20 yılına bakıyor durumdayım ama 40'lı yıllardan itibaren Orta Doğu'ya karşı Avrupa'nın böyle bir içeride bir, yani bu Orta Doğu coğrafyasının içinde bir İsrail bulundurmasıyla, yani Amerika'nın burayı çok güzel desteğiyle onu pekiştirmiş, palazlandırmış ve bu şekilde bir son 20 yılına ben bunu şahit olabildim. Tabii işim gereği. Şimdi Arap-İsrail çatışması aslında hem ulusal hem de sıradan burçlarla değerlendirilebilir. Sıradan gezegen yerleşimleriyle, bugünkü transitteki gökyüzündeki Plüton'un son derecelerinde bulunuşuyla ilişkilendirilebilir. Hamas saldırısı 6 Ekim sabah 6.30'da başladı ve biz o yüzden bu gökyüzünü kullanıyor durumdayız. Burada ne görüyorsunuz? Hem İsrail'in hem Filistin'in hem de o günkü gökyüzündeki transitin haritalarını iç içe kullandığımız bir halde görüyorsunuz. Sonrasında Mescid-i Aksa tufan hareketi, bunu değerlendiriyor olacağız. Şimdi burada önemli detaylar yok değil. Aslında peki bu gökyüzünü ne tetikledi diye soruyor olmanız gerekli. 5 Mayıs'taki ay tutulması bu gökyüzünü tetikledi. Mars'ın, Merkür'ün, Venüs'ün henüz böyle sıkıntılı dereceleri yakalayamayışıyla Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bir durduk ve biz bunların dedik size, şöyle söylediğimizi hatırlıyorum. Biz sizlere şöyle aktardık. Hem güneş hem de ay tutulmaların etkileri sonraki 6 ay, 1 yılın içinde tetiklenir. Ve de şimdi de terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Ayın 14'ünde. Onun da tabii ki etkisindeyiz. Son 3 aydır, 4 aydır, 5 aydır. 5 Mayıs'taki Akrep burcundaki ay tutulması da hem Filistin'in Merkür'ü hem Plüton'u tetikledi. Hem İsrail'in Güney Ay düğümünü tetikledi. Biz buna benzer pek çok detayı o gün o dakika incelemiş olduk. Filistin'in ayı ile İsrail'in IC noktası, hani transit Plüton'dan şu anda etki alıyor ve aynı şekilde Filistin'in MC noktası, en tepe noktası, İsrail'in güneşi aynı şekilde transit Uranüs'ten, Boğa burcundaki Uranüs'ten etki alıyor. Yine transit Venüs ile Filistin'in AC noktası, yükselen ve de Mars'ı İsrail'in, bunlar etki almakta. Bu, o yüzden İsrail'in özellikle doğum haritası ciddi biçimde etkilenmiş durumda. Biz burada şunu görüyoruz. Pek çok detayı sanki İsrail kendisi resmetti, kendisi kurguladı gibi görüyoruz. Fakat elbette ki karşılıklı bir atak fiziken televizyonlardan izliyor durumdayız. Ama 5 Mayıs'ın sirayeti hem İsrail haritasıyla inanılmaz derecede çok sabit yıldızla kavuşumda.
ve de bu saldırıların etkinleştirdiği sabit yıldızlar önceki saldırıların tetiklediği sabit yıldızlardan daha farklı, şimdi daha çok öne çıkıyor. Yani bir kalıcılık niyet eden bir İsrail var. Hani topraklarımızdan tamamen çıkaralım gibi bir kalıcılık isteyen İsrail var. Bunu görüyoruz. Spica ile özellikle bunu altını tekrar tekrar çiziyor. Şimdi burada El Aksa Tufanı operasyonu için çokça sabit yıldızdan bahsedeceğim size. Ama buradaki konu özellikle en az 7 ay sürecek bir çatışmaya işaret ediyor diyebiliriz. Nostradamus'un da tabii ki aktardıklarıyla. Bunun sebebi 25 Ocak'ta da, özür dilerim, 25 Mart'ta da bir güneş tutulmamız daha var Koç burcunda. İşte Koç burcundaki o güneş tutulması da yine savaşların tetikleneceğini düşündürüyor bazı coğrafyalarda bize. Bu da onlardan biri. Yani 7 ayı kapsayan da bir dönemi işaret ediyor. En az demek ki 7 ay sürecek bir etkileşimden bahsediyoruz diyebiliriz. Bir kere şunu söyleyelim. İsrail'in saat dilimi değişti yakında ve artı 2 değil artı 3, yani Greenwich'e göre. Dolayısıyla sabah 6.30 yerine aslında bu olayın yükseleni işte 6'ya yakın bir saatler ve de 10 derece 57 dakika terazi. Yani terazinin 12-13 derecesi değil de biraz daha erken 10 derece civarı. Şimdi burada Windemiapsix yıldızı var. Bu zaten sıkıntılı. İlk siren de 6.30 civarında duyulmuş durumda. Bunların her biri bizim bu sabit yıldızları tespit etmemizde çok elimizi kolaylaştırıyor. Sonuç cümlemizi şimdiden söyleyelim. Sanki İsrail bütün bu senaryoyu biliyordu, sanki kurguladı gibi ve de bu kurguyu adım adım ilerletiyor gibi. Yani İsrail'in kendi soykırım sürecini başlatması için burada harika bir denklem oluşmuş olduğu kendisi için tam olarak böyle görünüyor ve bütün uluslararası yayınların da tek taraflı haber verdiğini görüyorsunuz tabii ki elbette. Bir Filistin haberleri yapacaklarını zannetmiyorum. İşgal haberleri yapıyorlar ve de işte tek taraflı kendi mahallelerinin haberlerini yapıyor durumdalar. Tabii sadece bu savaş çerçevesinde bakıyor olmak da yine de sığ bir yorum yapmayı gerektirebilir. O sebeple İsrail'in Ürdün'den Kudüs'ün bir kısmını, Suriye'den Golan Tepelerini, Mısır'dan yine Gazze'yi ilhak ettiği 6 gün savaşları da aslında değerlendirilmesi gerekli. Bunları da izlemiştim. 6-6-1967 bildiğim kadarıyla. Şimdi bunun da tabii ki yorumunu yapmak icap eder ve çok açıklayıcı olabilir. Yani şu savaşla ilgili o gökyüzünün de 6-6-67'nin de çok açıklayıcı olacağına, bunu aydınlatacağına eminim. Bu savaş için özetle şunu söyleyebilirim. Sanki İsrail yeniden kurulmak üzere. Yeniden sıfırdan kurulmak üzere niyet etmiş, tamamen topraklarından İslam coğrafyası, İslam değerlerini süpürmek üzere niyet etmiş durumda, böyle görünüyor. Şimdi biraz haritalar üzerinden detay vereyim. 5 Mayıs'taki Akrep Burcu'ndaki ay tutulması da hem Filistin'in Merkür'ü hem Plüton'u tetikledi, hem İsrail'in Güney ay düğümünü tetikledi. Biz buna benzer pek çok detayı o gün o dakika incelemiş olduk. Filistin'in ayı ile İsrail'in IC noktası, hani transit Plüton'dan şu anda etki alıyor ve aynı şekilde Filistin'in MC noktası, en tepe noktası, İsrail'in güneşi aynı şekilde transit Uranüs'ten, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ten etki alıyor. Yine transit Venüs ile Filistin'in AC noktası yükselen ve de Mars'ı İsrail'in, bunlar etki almakta. Bu, o yüzden İsrail'in özellikle doğum haritası ciddi biçimde etkilenmiş durumda. Biz burada şunu görüyoruz. Pek çok detayı sanki İsrail kendisi resmetti, kendisi kurguladı gibi görüyoruz. Fakat elbette ki karşılıklı bir atak fiziken televizyonlardan izliyor durumdayız. Ama 5 Mayıs'ın sirayeti hem İsrail haritasıyla inanılmaz derecede çok sabit yıldızla kavuşumda. Ve de bu saldırıların etkinleştirdiği sabit yıldızlar önceki saldırıların tetiklediği sabit yıldızlardan daha farklı, şimdi daha çok öne çıkıyor. Yani bir kalıcılık
niyet eden bir İsrail var. Hani topraklarımızdan tamamen çıkaralım gibi bir kalıcılık isteyen İsrail var. Bunu görüyoruz. Spica ile özellikle bunu altını tekrar tekrar çiziyor. Şimdi burada El Aksa Tufanı operasyonu için çokça sabit yıldızdan bahsedeceğim size. Ama buradaki konu özellikle en az 7 ay sürecek bir çatışmaya işaret ediyor diyebiliriz. Nostradamus'un da tabii ki aktardıklarıyla. Bunun sebebi 25 Ocak'ta da özür dilerim 25 Mart'ta da bir güneş tutulmamız daha var Koç burcunda. İşte Koç burcundaki o güneş tutulması da yine savaşların tetikleneceğini düşündürüyor bazı coğrafyalarda bize. Bu da onlardan biri. Yani 7 ayı kapsayan da bir dönemi işaret ediyor. En az demek ki 7 ay sürecek bir etkileşimden bahsediyoruz diyebiliriz. Bu harita üzerinde iç içe geçmiş 3 ayrı harita görebilirsiniz. En dıştaki İsrail'in kendi kuruluş haritası ve 14 Mayıs 1948 öğleden sonra saat 04'te Tel Aviv'de imzalanmış olan bir anlaşmayla İsrail Devleti'nin kurulduğu söylenir. Ve bunun iç tarafında Filistin haritasını görüyorsunuz. 15 Eylül 1988, bu da gece yarısı 0:40 olarak kurulu deriz. Ve de bu işgalle ilgili bugünkü gökyüzünü görüyoruz. 7 Ekim daha doğrusu 7 Ekim gökyüzünü görüyoruz. Bu işgalle ilgili yani Mescid-i Aksa tufan harekatı ile ilgili de haritayı görüyor durumdayız. Burada en önemli konu inanılmaz derecede çok fazla sayıda sabit yıldızın İsrail haritasını tetiklemiş olması tam da böyle bir günde. En önemli konu Spica. Spica oldukça kuvvetli bir yıldızdır. Mars'la Güneydüğüm'le birlikte başlatmış durumda Hamas saldırısını, terörist saldırılarla ilişkilendirilen bir de Algorab yıldızıyla kavuşum halinde Güneş'i İsrail'in. Bunların ikisini bir bütün düşünecek olursak Algorab yıldızını özellikle. Algorab yıldızı sıkıntılı bir yıldız. Biraz kayıplarla ilgili, yanlış anlamalarla ilgili, düşmanlık etmekle ilgili, kin gütmekle ilgili, bunlarla ilgili ve biraz kayıplar yaratan, yani ölümler, kayıplar getiren bir yıldız. Bazen kurnazlık, bazen açgözlülük, sabır ya da sabrın sınanması, intikam, buna benzer hani en uç noktadaki sıkıntılı konuları da verebiliyor. Güneşli Algorab kavuşumu hükümette veyahut da hükümete özel konularda kin gütmek, kaçınılması zor denklemler kurmak, mesela savaşlar ilan etmek, kamuoyunun sürekli onayını almaya çalışmak, bunları verebiliyor maalesef. Spica ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Spica çok kuvvetli bir yıldız ve terazinin ileri derecelerinde tam olarak 23 derece 50 dakika. Yani 22'de Foramen, 24'te Arcturus yıldızını görürüz. Ama 23-50 küçük bir arada çok kuvvetli bir yıldız vardır. Ve Spica yıldızı bazen sıkıntıya sokabilir kişiyi ya da hükümetleri. Bakınız özellikle Spica yıldızıyla Güney Ay düğümünün kavuşumu maalesef ki kayıplara sebebiyet verebilir. Normalde çok kuvvetli bir yıldız. Tanınmış olma, iyi kalpli olma, hoşluk, nezaket veyahut da beceriklilik gibi pek çok şey katar bir kişiye. Fakat bir hükümetin, bir devletin, bir kuruluş haritasında Spica, üstelik de onun üzerinde bir Güney Ay düğümü varken maalesef bu sertlik, sert olmaya eğilim, savaşların popüler oluşu, çok duyuluyor oluşu, başkaları tarafından bir vicdansızlık veya aşırı derecede gaddarlık veya işkence, buna benzer pek çok konuyu birlikte getirebiliyor. Sağduyudan uzak, hani biraz kör dövüşü gibi, işte biz buna tam olarak savaş diyoruz, bunları getirebiliyor maalesef ki. Sanki bu saldırı İsrail astroloji haritasındaki en güçlü noktaları, özellikle de İsrail'in yükselenindeki Mars'ı zayıflatmak için zamanlanmış gibi. Yani Mars'ı zayıflatmak, bazen hükümeti düşürmek, hükümeti zayıflatmak anlamına da gelebilir. Zaten hükümetin ileri gelenleri de eleştiri
almış durumda, sanki bir operasyondan bilgileri yokmuş gibi, Hamas saldırılarından haberleri yokmuş gibi düşündürdü hani herkese. Ve hani İsrail'e son 50 yılda düzenlenen bunun en önemli saldırı oluşu da yükselenindeki bu Mars'ı zayıflatan etkiler ve bölgesel gerilime de yol açtı, sadece burada değil tabii ki ülkemizde dahil olmak üzere. Şimdi Mescid-i Aksa tufan harekatının sabit yıldızları gayet sıkıntılı. Tam Sirius'la kavuşum, Ay'ın Castor'la kavuşumu, Algorab'la yine Güneş'in kavuşumu, Merkür'le Zanya yıldızının kavuşumu, bunların her birinin yakıcı, yıkıcı, deprem veyahut da savaş etkisi olduğunu bizlerden duyuyorsunuz, artık biliyorsunuz. Yine Mars Arcturus yıldızıyla, Spica yıldızıyla tam kavuşumda, işte 2 derece kadar bir orpla ve en sıkıntılı diğer yıldızlarla da, yani kuzey ay düğümleri mesela Acemar yıldızıyla kavuşumda ve de 24 derece Koç üzerinde şu anda, yani artı eksi 1 derece 2 dereceleri yine kavuşum diyoruz tabii ki. Yine Jüpiter'i Menkar'la Almaş'la kavuşumda, bunlar tam kavuşum, bunların her biri yıpratıcı, yakıcı özellikte olduğunu düşündürüyor bize bu savaş ataklarının. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, en az 7 ay sürecek ve uzatmalı bir savaşa dönüşecek bir harekat başlatıldı diyebiliriz. Tabii bununla ilgili zaman içinde gelişmeler doğrultusunda yeniden detay veriyor olacağım, ama şuna çok eminim ki İsrail yeniden kuruluyor diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.